Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kia Sportage ülkemize giriş yapmak için gün sayarken Kia Sportage ile ilgili son detaylara bakacağız. Videoya geçmeden önce, videoyu izledikten sonra eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte Kia Sportage ile ilgili detaylara bakmaya başlayalım. Kia Sportage aslında hiçbirimiz yabancı değiliz. Geçtiğimiz yaz aylarında önce Amerikan versiyonu, daha sonra Avrupa versiyonu tanıtılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Avrupa versiyonu satışa sunulmaya başladı Avrupa'da. Ülkemizde ise satış tarihi Şubat sonu Mart başı olarak planlanıyor. Fakat Kia modelin en çok sattığı Avrupa pazarı için modelde birkaç değişikliğe gitmişti. Bunun sonucunda Sportage'in Avrupa versiyonu genel anlamda çok şık bulduğum Amerikan versiyonuyla aynı tasarımı taşıyor, fakat aradaki fark C-Sun'a geldiğimizde ortaya çıkıyor. Ekranda gördüğünüz gibi C-Sun'un da daha uzun aks mesafesine sahip olan Amerikan kardeşinden ayrılıyor. Genel anlamda yere yakın ama heybetli duruşunu kaybetmezken çağa ayak uydurarak fütüristik bir tasarım kazanan Sportage'in iki versiyonunun kalabalık ön yüz tasarımı arasında gördüğünüz üzere değişen hiçbir şey yok. Ekrandaki fotoğraflarda üst ve alt paketler arasındaki aydınlatma elemanı farkını da görebiliyorsunuz. Giriş seviyesinde standart halojen ampuller bulunduran otomobilin üst paketleri LED teknolojisinden yararlanıyor. Lansman esnasında paylaşılan 12.3 inç boyutunda 2 adet ekrandan oluşan dijital panel alt paketlerde yerini daha basit bir düzene bırakıyor. Orta seviye donanımlarda daha küçük bir multimedya ekranı bulunurken yanında da fiziksel tuşlar yer almaya başlıyor. Giriş paketlerinde ise monokrom radyoya görev verilmesi dış tasarımdaki fütürizmi 1990'lar havasıyla hatır sayılır seviyede çeliştiriyor. Üst paketlerle alt donanımlar arasındaki bir diğer farksa merkezi konsolun alt kısmında gözleniyor. Çift bölgeli dokunmatik ekranlı otomatik klima orta donanımda biraz daha tuş ağırlıklı bir dizilimine geçerken giriş seviyesinde herhangi bir ekran yok. Zira Sportage'in bu donanımda otomatik klima bulunmuyor. Bu arada paylaşılan bu görseller Kore pazarındaki modellere ait. Yani Avrupa'da ve Türkiye'de bu monokrom bir radyoyu belki görmeyebiliriz. Zira kardeşi Tucson'da da biliyorsunuz Comfort ve Prime donanımında halojen far geliyor, fakat ortada 8 inçlik multimedya ekranı ve altında dijital klima yer alıyor. Bu Kia Sportage için de Türkiye'de böyle geçerli olabilir bence. Öte yandan ülkemize Şubat sonu Mart başında geleceği planlanan Sportage'in kalbinde Hyundai Tucson'dan tanıdığımız 1.6 litrelik TGDI olarak tanımlanan benzinli bir ünite yer alıyor. Turbo beslemeli bir motor, 177 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. Dizel motor konusunda ise markanın hem motorun fiyatlarının ülkemizde yüksek olması hem de dizel araçların fiyatlarının benzinlilere nazaran daha pahalı satılması nedeniyle bazı çekinceleri olduğu düşünülüyor. Bu da ilerleyen zamandaki talebe ve satış rakamlarına göre belirlenecek bir satış politikası olarak karşımıza çıkıyor. Evet, sizce Kia Sportage nasıl olmuş? Siz Kia Sportage'ı nasıl buldunuz? Sizce piyasada tutar mı? C-SUV segmentinde nasıl görünen bir otomobil? Siz görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatı ne olur? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.